Sizin bu haliniz ne olacak ya? Derse başlamayı bilmiyorum. Şu değnek nerede? Nereye gitmiş? Sınava gider. Kalemi fazla oluyor. Kalemi oluyor. Artık bitti herhalde. Yani gitmiştir boş ya. Sus bakayım. O zaman görüntü özelliklerini şöyle söylüyorum. Cismin aynaya uzaklığı, görüntünün aynaya uzaklığına eşittir. Cismin boyu görüntünün boyuna eşittir. Cisim ile görüntü düzdür. Birbirine göre düzdür tabii. Bunların hepsini toplarsan cisim ile görüntü ayna düzlemine göre simetriktir demiş oluruz. Yani tamam. Birbirine göre derken nasıl? Ha? Birbirine göre düzledik ya. İkisi ters de olabilir normalde. Yani şöyle duruyorsa o da böyle duruyor demeye çalışıyor. Birbirine göre ne şununla şu demek. Oğlum bu kalemse şöyle duruyorsa bu da böyle duruyor demek istiyorum da. Yukarı doğru bakıyorsa öbürü aşağı bakmaz yani. Sanal olduğu için. Evet. Bunları rahatlıkla söyleyebilirim. Üstüne en önemli noktalardan bir tanesi. Murat'ın söylediği gibi arkadaş burada görüntü ışık ışınlarının kendileri kesişerek oluşmuyor. Buradaki görüntü ışık ışınlarının uzantıları kesişerek oluşuyor. Neredesiniz yavrum? Neredeydiniz? Bana bak benim dersimle alakalı böyle bir şey yapamazsınız. Benim dersim başladığında geleceksiniz ya. X hoca, Y hoca önemli değil. Öbür derste gidin. Uzun teneffüste gidin. Öğle arasında gidin. Derse geç kalmak nedir ya? Çok ayıp. Kınıyorum sizi. Ama şimdilik. Bir dahaki sefere sadece kınamayacağım. Maddi yaptırımlar olacak. Cezai yaptırımlar. Maddi derken paranızı almayacağım. Onu zaten alıyorsun. O konuda sıkıntı yok. Bu cisimden çıkan ışık ışınları kendileri kesişmiyor. Kimler kesişiyor? Uzantılar kesişiyor. Biz optikte sevgili arkadaşlar ışınların kendileriyle oluşan her şeye gerçek, uzantılarla oluşan ya da oluşuyormuş gibi görünen her şeye de sanal deriz. Dolayısıyla burada görüntü
3 yıldızla yazıyorum. Görüntü sanaldır. Sebep ne? Uzantıların, ışınların uzantılarının kesişimiyle oluşuyor. Tamam. Evet. Var mı? Bir şey soracağım mı alsak? Üstünün sonrasını da bizim zaten. Evet. Çocuklar bunun ters olduğu durumları da anlatacağım zaten. Var yavrucuğum işte. Başka aynalarda öyle oluyor. Ha, anladım. Size TYT'de sorduk ya, bunlardan hangisi ayna değildir diye. İşte orada öyle şeyler dikkat etmen gerekiyor. Ha? İşte görüntü cisme göre düz olacak diyorum da. Ya oğlum siz niye konuşuyorsunuz ya? Allah Allah. Neyi halletmiş olabilirsin oğlum 30 saniye içinde? Beni üzüyorsunuz ya. Vallahi billahi ya. Bak ben üzülürsem sizi de üzerim. Siz üzülürseniz ben daha çok üzülürüm. Ben daha çok üzülürsem sizi daha çok üzerim. Bu böyle devam eder. Sonsuza kadar. Aa, üstüme iyilik sağlık. Tövbe estağfurullah. Daha öyle. O vakit. Artık biz cisimlerin görüntülerinin nasıl oluşacağını biliyoruz. Değil mi? Kaç tane cisim olursa, nerede olursa, görüntü nasıl olur bunları biliyoruz. Peki bu cisimlerden farklı farklı aynalar olsa, birden çok ayna olsa o zaman kaç tane görüntü oluşur şeklinde bir soruya nasıl cevap veririz? Tamam. Şimdi bunu araştırmam lazım. Ama bunu araştırabilmek için önce başka bir şey anlatmam gerekiyor size. O da ne? Görüş alanı. Görüş alanı ne demek sizce? Var mı cümleyle ifade edecek? Hocam başka neyle ifade edelim? Demeyin mi? Evet. Hocam bizim gözümüz yani o 60 derecelik belli bir ısınlık radyanını yani. Görüş alanı oluyor. O görüş alanı oluyor. Peki burada aynadaki görüş alanından bahsediyorum tabii ki. Yani şimdi şöyle düşünün. Biz baktığımızda şöyle bir bölgeyi görüyoruz. Tamam, bu bizim bakış açımız ve görüş alanımız. Kabul. Bu doğru. Bir de aynadaki görüş alanından bahsedebilirim. Aynadaki görüş alanı ne demektir acaba? Aynada görüş alanı neyi anlatır bana? Aferin, çok iyi, bravo. Zaten TYT'de yaptığınız netlerden anlamıştım. Buna hepinizin böyle doğru cevap vereceğini. Şimdi, mantıksal olarak şunu, gerçi mantıksal olarak size ne ifade ediyor bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim ya. Ya ben aynaya bakıyorum. Şimdi normalde baktığımda gördüğüm yer benim görüş alanım. O zaman aynadaki görüş alanı gözlemcinin aynaya baktığında ayna vasıtasıyla görebildiği bölge anlamına geliyor. Biz bahsettiğimiz üzere bu ayna, düzlem ayna bir düzlem belirtiyor. İşte kare, dikdörtgen, çember, daire neyse öyle bir şey belirtiyor. Benim o aynaya bakarak görebildiğim üç boyutlu uzay parçası neresiyse ben oraya görüş uzayı derim. Bu görüş uzayının da iki boyutlu düzlemde gösterimi benim için görüş alanını ifade eder. Tamam. Hadi bunu yazalım. Şöyle deyin. Gözlemcinin aynaya baktığında
ayna vasıtasıyla, ayna vasıtasıyla görebildiği üç boyutlu uzay parçasına görüş uzayı, görüş uzayının iki boyutlu sayfa düzlemindeki gösterimine, görüş uzayının iki boyutlu sayfa düzlemindeki gösterimine görüş alanı denir. Şurada bir gözlemci var, burada bir göz var diyelim. Bu gözlemcinin aynaya baktığında görebildiği yer, nereyi görebiliyorsa biz oraya görüş alanı diyoruz. Şuraya da yazayım. Gözün noktası almış oldum. Evet. Gözlemcinin ayna vasıtasıyla görebildiği bölge. Tamam, buna görüş alanı diyebilirim. Başka nasıl söyleyebilirim? Bu görüş alanını belirlerken neler düşünebilirim? Şunu rahatlıkla söyleyebilirim bence. Etraftaki cisimlerden aynaya ışınlar geliyor, değil mi? Bu ışınlardan öyle iki tane seçerim, öyle ışınlar seçerim ki bu ışınların göze ulaşması durumunda arada kalan tüm ışınların da göze ulaşmasını garanti edebiliyorsam eğer, işte o iki ışın arasındaki bölge benim için görüş alanıdır. Söylediğim biraz dolambaçlı bir şey gibi görünüyor olabilir. Bunu şöyle toparlarsan daha mantıklı olacak. Bu aynanın etrafındaki uzaydan, üç boyutlu bölgeden, ayna sınırlarına çarparak göze gelebilen iki ışın seçersem, işte o iki ışın arasında ve aynanın önünde kalan tüm bölge benim için görüş alanıdır. Söylediğimi yazayım. Bakın, ayna sınırına çarparak göze gelebilen bir ışın şu. Ayna sınırına çarparak, bunlar birbirine paralelmiş gibi görünmesin. Ayna sınırına çarparak göze gelebilen ikinci ışın da şu olsun. Pardon, şöyle. İşte bu iki ışın arasındaki mesafe ya da alan benim için görüş alanıdır. Şurası değil. Orası. Tamam. O zaman bunu şöyle ifade ediyorum. Diyorum ki ayna sınırlarına çarparak göze ulaşabilen iki ışın arasında ve aynanın önünde kalan bölgeye görüş alanı denir. Olur. Sakın ha, biz insanlar gözümüzden ışın çıkarmıyoruz. Oradan göze geliyor. Tamam mı? Bazen bunu gözden çıkarıp şey yapıyorlar, gösteriyorlar. Yanlış. Hata, bilimsel hata. Biz bunu yaparken ışınlar düzgün çizelim diye öyle yapıyoruz aslında. Siz ışınlar gözden çıkarak etrafa yayılıyor diye çizemezsiniz. Ya da böyle bir çizim yapılmışsa bu doğrudur, kabul edemezsiniz. Görüş alanı dediğiniz şey gözden ışın çıkması anlamına gelmez. Evet. Aynasından çarparak oradaki hemen anlamadım. Etraftan ayna sınırlarına çarparak göze gidebilen iki ışın bulursam bu iki ışının arasında ve aynanın da önünde kalan bölüm görüş alanıdır. Tamam mı? Evet. Güzel. Peki başka?
Başka şunu da söyleyebilirim. Bakın. Şöyle bir yöntem de izleyebilirim. Bu aslında gözün görüntüsü aynaya göre simetriği olan bir noktada bulunmalı değil mi? Şöyle bir noktada. O zaman aslında ayna düzlemini çizersem, belirtirsem şu ışının simetriği şu ışındır. Şu ışının simetriği de şudur. Değil mi? O zaman gözün görüntüsü bulunursa eğer, gözün görüntüsüyle ayna sınırlarını birleştirdiğim bir doğru belirlersen, iki tane doğru belirlersen, bu iki doğrunun arasında ve aynanın önünde kalan bölümde senin için görüş alanıdır diye düşünebilirsin. Tamam? Görüş alanını belirlerken bunu da söyleyebilirsin. O zaman şöyle diyebilirim. Gözün görüntüsü ile ayna sınırlarını birleştiren iki doğru arasında ve aynanın önünde kalan bölgeye görüş alanı denir. Tamam. Bak yine gösteriyorum. Gözün görüntüsü şu. Gözün görüntüsüyle ayna sınırlarını birleştiren doğrular belirledim. Bu doğruların arasında kalan ve aynanın önündeki kısma görüş alanı diyorum. Burada kırmızıyla taradığım bölümler görüş alanına dahil değil. Yani şurası görüş alanı değil. Şurası da görüş alanı değil. Burada lütfen dikkat edin. Şu arada yansıyan ışınların arasında kalan bir bölge var. Bunlar aynı zamanda gelen ışınların da arasında. Dolayısıyla şurası görüş alanına dahildir. Ama o bu bölgenin, şuradaki üçgenin görüş alanına dahil oluşu yansıyan ışınlardan kaynaklı değil, gelen ışınlardan kaynaklı. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bir daha der misiniz? Şurası yeşille çiziyorum. Burası görüş alanının içinde. Ama sebep şu iki ışın değil. Sebep gelen iki ışın. Gelen iki ışının arasında olduğu için. Tamam? Aşağıda çizdiğim kırmızı taralı bölüm görüş alanının tamamen dışında. Tamam? Bu aşağıda çizdiğim kırmızı taralı bölge, şuradaki kırmızı taralı bölge ile yeşil taralı bölgenin ikisini birden içeriyor. Ama bu bölge tamamen aynanın arkasında olduğu için orası görüş alanı olamaz. Aynanın arkasındaki bir şey göremezsin. Sen banyoda aynaya bakınca aynanın arkasındaki duvarı görmüyorsun ki. Orası senin görüş alanın değil. Ama sadece aynaya baktığında sanki 50 santim uzaktasın diyelim. Sanki aynadan sonra 50 santim uzakta sen varsın da oradan çıkıyormuş gibi davranıyor ışık ışınları. Görüntünü oluşturuyor. O görüntüyü oluşturan ışınlar sanki eşit uzaklıkta bir cisim varmış da o cisimden yayılıyormuş gibi davranıyorlar. Tamam? Zaten muş gibi dediğim için o görüntü sanal görüntüdür. Anlaştık mı? Var mı itirazı olan? Evet, görüş alanının ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Şimdi size bir cümle daha söyleyeceğim. Görüntü sayısıyla ilgili. Bir cismin birden fazla aynanın bulunduğu bir ortamda kaç görüntüsü oluşur şeklinde bir sorunsalla uğraşıyoruz artık. Tamam.
Peki bunu en basit ifade edecek şekilde bir cümle kurmaya kalkışsak nasıl söyleriz? Ne zamana kadar bu görüntüler oluşur? Elimizde birden çok. Efendim? Bunlar aynaya çarpıyor. Güzel gidiyorsun ama toparlayamadın düşünceni. Aynaya kaç kere çarptın? Görüş alanı sıfırlanıncaya kadar, aynaya çarpıncaya kadar. Aslında şöyle demeye çalışıyorsunuz. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Bizim için hocam görüntünün oluşma şartı bir tane. O da ışınların aynaya çarpması. O zaman sen rahatlıkla şunu söyleyebilirsin. Yansıma devam ettiği sürece görüntü oluşmaya devam eder. Kaç defa yansıma oluyorsa her yansımada bir görüntü oluşturursun. Yansımaya da ışınlar devam etmeye devam ediyorlarsa görüntü oluşturmaya da devam edersin. Çünkü benim için görüntü oluşturmanın bir tek şartı var. O da ışınların aynada yansıma yapması. Görebildin mi söylediğimi? Birden fazla aynanın bulunduğu bir sistemde cisimlerin görüntüsü yansıma devam ettiği sürece tekrar tekrar oluşacaktır. Tamam mı? Bunu lütfen not edelim. Şöyle diyelim. Birden fazla ayna bulunan sistemlerde cisimden çıkan ışınların yansımaya devam ettiği sürece her yansımada bir görüntü oluştuğu söylenebilir. Ha, o zaman tamam. Görüntü sayısını bulurken ben şöyle demeliyim. Cisimden ışını çıkaracağım. Aynaya çarpmasını sağlayacağım. Sonra bu yansıma sırasında bir görüntü oluştu. Sonra o yansıyan ışın başka bir yere çarpıp tekrar yansıyor mu? Buna bakacağım. Ya yansıma devam ediyorsa bir görüntü daha oluşturacağım. O yansımış olan ışın tekrar başka bir yerde yansıyor mu? Buna bakacağım. Yansıma varsa bir görüntü daha, bir görüntü daha. Ne zamana kadar devam ettireceğim bunu? Tekrar ışın yansımayıncaya kadar devam ettireceğim. Bu olayı sağladığımda diyeceğim ki her yansıma bir görüntü oluşturmuştur. Deyip görüntüleri sayacağım. Bakın şöyle bir şey olsun. Şöyle bir ayna var. Şöyle bir ikinci ayna var. Burada bir tane cisim var. Kalınlığı çok önemli olmayan bir cisim. İnce bir cisim diye düşünün. Bir tarafı mavi renkli bu cismin, bir tarafı da kırmızı renkli olsun. Şöyle. Tamam. Şimdi mavi renkli kısım, kırmızı renkli kısmın bu aynaya direkt gelmesini engelliyor. Kırmızı renkli kısım da mavi renkli kısmın bu aynaya direkt olarak gitmesini engelliyor diye varsayalım. Varsayalım öyle bir şey oluyor. O zaman bakın ben şöyle bir şey söyleyebilirim rahatlıkla. Şu aynaya baktığımda ilk önce göreceğim şey, görüntü kırmızı renkli bir görüntüdür. Çünkü cismin kırmızı renkli bölümü o aynaya yakın. Oradan çıkan ışınlar o aynada yansıyor. Şimdi dikkat et. Kırmızı renkli bölümden çıkıp da bu aynaya çarpan ışınları tekrar gelip şu aynaya çarpacak mı? Evet. Evet çarpacak. O zaman bu kırmızının bu aynada da görüntüsü olacak. Ama uzaklık ne kadar? Şurasını belirlediğim. Burası şuraya kadar gelecek. Tamam. Sonra bu kırmızıdan oraya tekrar ışık gidecek mi? Evet gidecek. O zaman bir tane daha görüntü oluşması lazım. Bundan oraya gelecek mi? Evet. Aynalar paralel duruyorsa
Sonsuza kadar bu iş böyle devam eder diyebilirim. Tamam. Peki bu aynaya bakayım. Bu aynada ilk önce maviden gelen ışık ışınları aynaya çarptı. O zaman bir görüntü oluşturdu. Mavi bir görüntü. Bu ışık ışınları diğer aynaya çarptı mı? Evet, çarptı. Bir görüntü oluşturdum. Mavi. Yeterince büyük değil mi? Tabii burada yeterince büyük diyebilirsin. O zaman bu iş böyle devam edecek. Ve gördüğünüz gibi artık bir sıralama yakalamış oldun. Aynaya baktığımda kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi şeklinde. Bu aynaya baktığımda mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı diye görüntüler gidiyor. Biz buna sıralı görüntü diyoruz. Ve dikkat edin, bu görüntülerden birinci, üçüncü, beşinci ve devam edenler kırmızı. Tek sayılılar. Şu görüntülerden ikinci, dördüncü, altıncı devam eden görüntülerin çift sayılıları da mavi. Bu tarafa bakarsan bu sefer birinci, üçüncü, beşinci, yedinci, dokuzuncular mavi. İkinci, dördüncü, altıncı, sekizinciler de kırmızı oluyor. Tamam. ÖSYM böyle bir soru sormuştu. Cismin bir tarafı yeşil, bir tarafı kırmızı. Diyor ki bir gözlemci şu ikinci ayna olsun. İki numaralı aynaya baktığında gördüğü ilk üç görüntü sırasıyla hangi renktir diye gayet tertemiz ve basitçe bir soruydu. Bunu da bilelim. Gördük mü? Evet. Anlaştık mı? Bakın yansıma devam ettiği sürece şey yapıyorum. Bu görüntüyü almaya devam ediyorum. Ha sen şöyle diyeceksin. Bu tabii ki günlük hayatta gerçek olan bir şey. Hocam bu ışın ne olsa bir açıyla geliyor. Evet. Ne olsa bir açıyla gittiği için bir süre sonra bu aynalardan kurtulacaktır. Tamam, kurtuluyorsa orada görüntü biter. Ha biz diyoruz ki ayna boyutları yeterince büyük. Cisimlerde ışık ışınları neredeyse 90 derece olacak şekilde yüzeyle 90 derece açı yapacak şekilde. Yani gelme açısı neredeyse 0 derece olacak şekilde. Işın gönderebiliyor aynalara dersem, işte o zaman sonsuz tane görüntü oluşur. Ama öbür türlü oluşmayacaktır. Öbür türlü bir yerde kurtulur aynalardan. Bir yerde sistemi terk etmiş olur. Tamam mı? Aynalar yeterince uzun değilse, artı cisimden çıkan ışınlar yeterince küçük açılarla aynaya gelmiyorsa sonsuz görüntü oluşmayacaktır. Tamam? Anlaştık mı? Güzel. Peki. Bu durumda aynaların birbirine paralel olması bize sonsuz tane görüntü oluşacağı bilgisini ne yapıyor? Veriyor. Güzel, hoş. Ama fiziğin gıcıklığı tam olarak burada başlıyor optikte. Her paralel aynada sonsuz görüntü oluşmaz tabii ki. Bak ben sana hemen bir tane örnek çizeyim. Şurada bir K cismi var. Şurada da bir ayna var. Bu bir numaralı ayna, bu iki numaralı ayna. Toplam görüntü sayısı. Şu doğrultuları da şöyle belirleyeyim. Şöyle, şöyle. Şimdi, bakın şöyle yapacağım. Yansıma devam ettiği sürece görüntü oluşacak. O zaman yansıma nerede kesiliyor? Nerede bir kere daha yansımıyor ışınlar? Buna bakmam lazım. Ve bunun için sevgili arkadaşlar şu işlemi yapmanızı tavsiye ederim. Aynalardan bir tanesini seçin. Onda görüntü oluşturun. Sonra oluşan bu görüntünün tekrar görüntüsü oluşuyor mu? Sonra oluşan görüntünün tekrar görüntüsü oluşuyor mu diye bakın. Görüntü oluşmayıncaya kadar bu olayı devam ettirin. Sonra o cisim ve diğer aynayı seçin. Diğer aynada görüntü oluşturun. Tekrar görüntüler oluşuyor mu diye bakın. Bakın K cisminin bir numaralı aynadaki ilk görüntüsü şu. K1 diyelim. Tamam. Bir numaralı aynadan başladım. Şimdi devam ediyorum. Bu görüntüyü oluşturan ışık ışınları
nerede hareket eder dersem, ne tarafa doğru gidiyordur dersem şöyle dersin. Hocam bu görüntüye göre bir görüş alanı çizsem şöyle, şöyle. O zaman bu görüntüyü oluşturan ışık ışınları bu görüş alanı içerisinde hareket ediyordur dersin. Değil mi? Evet. Peki bu görüş alanı içerisinde tekrar yansıma yapan ışık ışınları var mı? Var. Var. Bak aynı. Aa, burada şunu da söyleyebilirim. İkinci ayna bu cisme göre şu kadar bir ayna değil. İkinci ayna şu kadar. Aşağı taraf önemli değil. Aşağı tarafa ışın gitmiyor zaten. Şu görüntüye göre ikinci ayna şuradaki küçük bölüm diye düşünebilirim. E peki onun görüntüsü oluşur mu? Oluşur tabii. Nerede oluşur? Şöyle bir yerde oluşur. Bu da K birinci aynadaki görüntünün ikinci aynadaki görüntüsü demiş oldum. Gördünüz mü? Şimdi artık yeniden görüş alanı alacağım. Yeniden bu görüntüyü oluşturan bu sefer ışık ışınları başka bir yerde yansıyor mu acaba diye bakacağım. Görüş alanını artık hangi aynada görüntü oluşuyorsa ona göre seçmeliyim. Yani benim için ayna şurası, görüş alanı da oradan seçilmeli. Şöyle, şöyle ve şöyle. Görüş alanım şurası bakın. Yani benim bahsettiğim K 1'in 2, şu görüntünün ikinci aynada oluşan görüntüsü bu oldu ya, bu görüntü ikinci aynanın şu bölümünde oluştu. O zaman oraya göre görüş alanı almam lazım. Bu görüş alanının içinde başka yansıtıcı yüzey var mı? Yok. Bir kere daha yansıma oluyor mu? Hayır. O zaman bitti. Bir saniye. Bitti. Güzel. Şimdi öbür aynadan başlıyorum. K cisminin 2 numaralı aynada görüntüsü şurada. K 2. Şimdi bunun tekrar görüntüsü oluşup oluşmadığını kontrol edebilmem için ikinci aynaya göre görüş alanı alacağım. Şurasıyla şurası arasında ışınlar gidiyor. E bu ışınlar başka bir yerde yansıma yapıyor mu? Hayır. O zaman artık tekrar görüntü oluşturmama gerek yok. Aynalar birbirine paralel, cisim aralarında ama sonsuz görüntü değil. Bak gördün mü? O zaman bir görüntü, iki görüntü, üç görüntü oluşmuş oldu. Evet. Aynalar paralel olduğu için evet. K1'in ikinci aynaya göre görüntüsünde neden ışından birisi aynanın köşesinden geçmiyor da şeyden geçiyor yani? Ortasından geç. Çünkü o görüntüyü oluşturan ışın buraya kadar gelebiliyor. Arka aşağı tarafa gidemiyor ki. Yani orada ayna olsa da yani şu ayna burada bitse de bu görüntü böyle oluşuyor. Bitmese de. Bu cisim için ayna zaten şu kadarcık bir aralığı kaplıyor. Dolayısıyla oraya göre görünüyor. Yani o görüntü o bölgede yansıyarak oluştuğuna göre görüş alanını da o aralıkta seçmem lazım. Yani şöyle bir şey düşün. Bak. Aydın yayınları. Yayında kalitenin adı. Bak şu ayna. Tamam mı? Hatta şu ayna olsun. Şöyle. Şimdi ben bu da engel olsun. Bir engel. Ben bu aynayı şöyle gözlüyorsam, tamam mı? Bunun aynanın arka tarafta kalan şu bölümü var ya bu taraftaki. Orası benim için önemli değil ki. Ben oranın ayna ya da değil. Benim için fark etmiyor. Ben sadece bu tarafı ayna olarak görüyorum. Bu da öyle bir şey. Işın oraya geldiğine göre onun dışındaki bölüm aynaymış ya da değilmiş hiç fark etmeyecektir. Demiş oluyoruz. Başka sorusu olan? Yok. Güzel, hoş, bu anlaşıldı. Pekala. Şöyle bir sistem olsun. Şurası 90 derece diyelim. Şurada da bir cisim var.
L cismi. L cisminin aynalarda kaç görüntüsü oluşur diye sordu bize. Şu bir numaralı ayna, bu da iki numaralı ayna. Şöyle yapacağım. Bakın, aynalardan birini seçin. Hangisi olduğu önemli değil. Ve tekrar görüntü oluşmayıncaya kadar, yani tekrar yansıma olmayıncaya kadar yansımalara devam ettirin sistemde. Bakınız şöyle. L cisminin diyelim ki birinci aynayı seçtim. Birinci aynadaki görüntüsü şu. Bu L1. Bu aynaya göre görüş alanım şu aralık. Değil mi şöyle? O zaman bu aralıkta giden ışık ışınlarından bir kısmı iki numaralı aynaya çarpıyor. O zaman tekrar yansıma yapabilirim. Tekrar görüntü oluşturdum. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı. L'nin bir numaralı aynadaki görüntüsü bu. Artık cisim buymuş gibi ikinci aynada görüntü oluşuyor mu buna bakıyorum. O zaman L'nin birinci aynadaki görüntüsünün ikinci aynadaki görüntüsü de bu oldu. Tamam. Gördünüz mü bunu? Artık cisim bu. Tekrar görüntü oluşur mu diye bakıyorum. Tamam. Bakın görüş alanım şurası olmayacak mı? Bu aralıkta yansıtıcı yüzey var mı? Yok. Yok. Bitti o zaman. Başka görüntü oluşmayacak. Şimdi ikinci aynadan başlıyorum. Bak. L cisminin ikinci aynadaki görüntüsü şu. L2. Peki ikinci aynaya göre görüş alanım şurası mı? Şöyle ve şöyle. Evet. Bu görüş alanının içinde yansıtıcı yüzey var mı? Var. Bir kere daha görüntü oluşturacağım o zaman. Şurası. Artık bu görüntü yani L2'nin birde oluşan görüntüsü için şu aynada oldu ya, görüş alanı şurası değil mi? Şununla şu arasındaki mesela. Yani görüş alanım şurası. Burada yansıtıcı yüzey var mı? Yok. O zaman bir daha görüntü oluşmayacak. Bu durumda bir şu görüntü, İki şu görüntü, üç şu görüntü oluşmuş oldu. Üst üste binen görüntüler bir görüntü almış. Tamam. Üst üste geldi mi nasıl? He? Bunlar kare köşe, dikdörtgen köşelerini oluşturur ya, uzunluklar birbirine simetri olacak. Mecburen. Dikdörtgen tabii. Dikdörtgen olacak o. Tamam. Haydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Söyle biraz Erhan Hocam.